Kesişen Yollar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Gözde Hoca. Bugün Gözde Hoca ile birlikte genel anlamda İngilizcemizi nasıl geliştirebiliriz, akademik anlamda İngilizcemizi nasıl geliştirebiliriz, bu konular üzerine konuşacağız. Gözde Hocam hoş geldiniz. Merhaba Nasılsınız? Ömerciğim, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hocam isterseniz yavaştan hani şey yapalım, sizi tanıyalım, sonrasında sorularla devam edebiliriz. Gözde Frit kimdir? Biraz kendinize bahsedebilir misiniz? Tabii ki de bahsedebilirim. İngilizce öğretmeniyim. Önce onu söyleyeyim. Ondan sonra 1970 yılında İzmir'de doğdum ve orada büyüdüm. Sonra ODTÜ'den mezun oldum, İngilizce öğretmenliği bölümünden. Epey bir zaman sonra Bilkent'te Fulbright bursuyla İngilizce ikinci dil öğretimi konusunda master yaptım. Sonra da Amerika'ya geldim. Tekrar Türkiye'ye döndük. Öyle bir maceramız oldu. Fakat şimdi 10 yılı aşkındır Amerika'dayız. Amerika'da University of Southern California Üniversitesi'nde müfredat ve sınıf dağılımı bölümünde şeflik yapıyorum. Aynı zamanda da online İngilizce, hem ana dili İngilizce olanlara hem olmayanlara dersler veriyorum. Teşekkürler hocam. Peki şey soracağım. Aslında biz bu yayını hazırlık döneminde yapacaktık. Üniversite tercih döneminde yapacaktık. Hani üniversite tercihlerim bittikten sonra insanların hazırlıkla ilgili bilgileri arasında ona göre üniversite hazırlık sınavlarına hazırlansınlar ve hazırlanmasınlar diye de yetişemedi. Sorun oldu. Sorum bunun üzerine olacak. Sizce Türkiye'deki üniversitede hazırlık okumak mantıklı mı, yoksa hazırlık sınıfını geçip hani üniversite lisansına başlayıp da sonrasında kendimiz dilimizi geliştirip daha mantıklı olur mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Geri geldik. Evet. Şimdi hazırlık konusu. Ona hemen geçeyim. Bağlantı birazcık çok kuvvetli değil gibi. Şimdi şöyle, ben ODTÜ hazırlıkta çalıştım öğretmen olarak çok uzun bir süre. Dolayısıyla ODTÜ'den de mezun olduğum için hani hem öğrenci olarak hem öğretmen olarak ve de sınav hazırlama komitesine de görev almış olduğum için biraz da yönetici admin olarak hani farklı açılardan okul görme fırsatım oldu. Şöyle, hazırlığı eğer geçemezseniz hazırlık okumakta hiçbir zarar yok. Hatta bence hazırlık okumak okuyacağınız üniversitenin derslerini, ders yapısını, kafa yapısını ve İngilizce konusunda sizden neler beklediğini anlayabilmek için faydalı bile olur. Tabii ki de maddi açıdan bir sene daha masraf demek o. Onun farkındayım. Eğer hazırlığı geçmek isterseniz işte TOEFL kabul eden üniversiteler var, IELTS kabul eden üniversiteler var. Onları alabilirsiniz ama birinci sınıfa geçtiğiniz zaman artık oradaki hocalarınız sizden İngilizceyi rahat bir şekilde yazabiliyor, konuşabiliyor, anlayabiliyor, okuduğunuzu anlayabiliyor olduğunuzu bekleyecekler. Öyle bir beklenti içinde olacaklar. Sizden sadece okuyacağınız bölüm hakkında yeni şeyler öğrenmenizi bekleyecekler. Yani bir de İngilizcenizi geliştirmenizi, daha iyi yazmanız konusunda sabırları olmayacaktır birinci sınıftaki hocalarınızın. Halbuki hazırlık sizi buna hazırlayacak. Bir akademik essay nasıl yazılır? O makaleyi nasıl yazarsınız? Kalkıp bir sunumu nasıl yaparsınız? Hangi kelime daha akademiktir? Sizin eğitiminize daha uygun bir kelime seçimidir? Nasıl format kullanmanız lazım? Hangi tür dinlemeler yapmanız gerekiyor, parçaları dinlemeniz gerekiyor ki onları anlayabilirsiniz, onları yorumlayabilirsiniz ve dersinizde gerekli olarak, gerektiği gibi kullanabilirsiniz. Yani siz onu alacaksınız, o bilgiyi, ve o bilgiyi dersinizde kullanacaksınız. Birinci sınıfa geçtiğiniz zaman, hazırlığı atladığınızda bu konularda bir beklenti içinde olmamanız lazım. Yani tam olmanız gerekiyor. Eğer bunu sağlayabilirseniz tabii ki de hazırlık okumayın. O seneyi başka türlü değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer akademik olarak kendinizi İngilizce konusunda %100 hazır hissetmiyorsanız o zaman hazırlık okumanız kesinlikle bir zaman kaybı değildir. Seni duyamıyorum ben ama Ömer dur. Ben bir yere basacağım. Pardon hocam. Okay. Kendimi net edeceğim. Tamam.
Şimdi mesela birisi hazırlık okumaya karar verdi diyelim. Sizce bir yılını nasıl en efektif bir şekilde geçirebilir? Çünkü genellikle böyle hazırlık okumaya karar verenler işte benim bu Evet, off onu yılım balayı oluyor. gibi görüyorlar. Yani Biz de öyleydik. aynen. Ya benim off yılım diyor. Bu İstanbul'da mesela her yeri geziyor. Dolaşıyor, uğraşıyor, şey yapıyor, arkadaşlarına takılıyor, şey yapıyor. Ama hani daha çok hazırlıktan çok fazla verim almak isteyen öğrenciler için bu dönemi nasıl iyi geçirebilirler? Yani bunun adı gençlik. Anlatabiliyor muyum? Gençliği zincirleyip masaya bağlayıp oturup ders çalış demek. Yani bunun cevabı o. Öğretmenleriniz size, hocalarınız size neyi veriyorsa sizi birinci sınıftaki derslere, en azından birinci sınıftaki derslere hazırladıkları için İngilizce konusunda, yani verilen ödevleri yapmanızı, derslerinizi takip etmeniz. Çünkü İngilizce spor gibidir. Mesela hani bir konuda bir spor dalını diyelim ki koşucusunuz, değil mi? Her gün antrenman yapmazsanız, bir hafta antrenman yapmazsanız kondisyonunuz deli gibi düşer. Aynı şey dil öğrenimi için de geçerlidir. Eğer çünkü öğretmenleriniz size her gün belirli bir konuyu belirli bir miktarda öğretecektir. Ve bir sonraki günde onun üzerine konulacak. Yani her kaçırdığınız ders kaybettiğiniz kondisyondur, öyle diyeyim. Mutlaka derslerinize gitmeniz lazım. Size verilen ödevleri yapmanız gerekiyor. Yani bunu bir kamp olarak düşünün, dil kampı. Normalde kendi seçerek yaptığınız bir eylemi nasıl her gün yapmak isterseniz, daha iyisini yapmak isterseniz, onun için daha çok çalışırsınız belki ya da daha çok araştırırsınız. Aynı şey dil öğrenimi için de geçerli. Bu İngilizce için zaten geçerli. Yani çok farklı bir şey söyleyemedim ama eğer bir şeyi öğrenmek istiyorsanız, bu hangi konu olursa olsun, onu hayatınızın bir parçası haline getirmeniz gerekiyor. Başka türlü yapamazsınız yani. Yani kısacası hani eğlenmek, dolaşmak bir yere hani cidden bu işi hani eğlen dolaş ama düzenli bir şekilde hani sporunu da Evet, yap yani bunu dediğin gibi. söyleyen ben olduğum için beni tanıyanlar çok gülüyorlardır eminim. Çünkü ben öyle bir öğrenci değildim ama öyle bir öğrenci olmayı kendi oğluma da her zaman tavsiye ediyorum. Öğrencilerime de tavsiye ediyorum. Çünkü o yıl bittikten sonra proficiency sınavı gelecek. Proficiency sınavında geçirilen panik atakları ve olan panikleri çok iyi biliyorum. Onu yaşamaya gerek yok. Yani İngilizce sonuç olarak çok öğrenmesi çok zor. İşte 24 saat çalışmanız gereken falan bir konu değil. Çok gençsiniz, enerjiniz bol, çok da zekisiniz. Hem eğlenin hem ders çalışın. Yani her ikisini bir arada. Çünkü üniversitede zaten onu yapmak zorundasınız. Üniversite hayatınız boyunca gezip tozarsanız o zaman üniversiteniz 10 senede bitmez. Tercih meselesi. Ama ben demiyorum ki kendinizi kapatın, sürekli çalışın. Hayır, dengeyi bulmak lazım. Anladım hocam. Çok güzel benzetmeydi bu arada bu egzersiz ve spor yapma muhabbeti. Teşekkürler. Şöyle Rica ederim. sorayım. Dil öğrenmenin yaşı var mı sizce? Mesela sallıyorum yani. Benim şeyimce, kanımca veya internetten de illa hani görmüşüz de şey yapmışız. Hani küçük çocuklar daha hızlı öğreniyor. Büyüdükçe bu işte öğrenme şeyi biraz daha yavaşlıyor. Diyelim ki işte zamanında çok öğrenmek istedi, imkanlar bulamadık bir kişi. 35-40 yaşına geldi, dil öğrenmeye kalktı. Ya böyle insanlar bir tık daha zorlanacak hani bunu hepimiz biliyoruz. Sizce bu insanlar genel olarak yapılan hani gençlikte yapılan veya işte çocukların öğrenme metotlarından harici olarak bir metot izlemelidirler mi yoksa hani yine aynı yoldan devam ettiklerine başarılı ulaşabilirler yani bunun için bir spesifik bir ayrı bir yol var mı onu sormak istemiştim. Yani ayrı bir yol yok. Şöyle ben 52 yaşındayım. Mesela kendime farklı diller öğretmeye çalışıyorum. Tabii vaktim yok ne yazık ki. Çok yoğun bir iş temposu içerisindeyim ben. Vakit buldukça kendime farklı dilleri, en azından kelimeler ya da günaydın, işte normal günlük konuşmalarda ki çünkü dil öğrenmeyi seven bir insanım. Şöyle bir şey var. Yaşınız ilerlediği zaman neyi ne kadar öğrenmek ve nasıl öğrenmek istediğinizi çok iyi farkında oluyorsunuz. Yani ben şu mesela İtalyanca öğrenmek istiyorum ama İtalyanca'yı şunun için kullanmak istiyorum. Şu terimleri öğrenmek istiyorum. Bugüne kadar birçok şeyi kendime ya da öğretmenlerimiz bize öğretmiş olduğu için neyi nasıl öğrendiğinizin farkına varıyorsunuz. Yani şöyle bir şey var. Elbette çocuklar çok çabuk öğreniyorlar. Onun bilimsel açıklamaları var. Bir çocuk doğduğu zaman bildiğiniz sinir uçlarını aktif hale getirmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de dil becerisi. Ondan sonra 12 yaş kritik yaş olarak bilinir araştırmalarda. 12 yaştan sonra başka bir dili
ana dili gibi öğrenmek biraz zorlaşıyor. Yani bu senin söylediğin Ömer'cim gayet doğru. Ama bu demek değil de ki yaşınız ilerlediği zaman öğrenemezsiniz. Bence insan yaşı ilerlediği zaman daha çok farkına vardığı için daha iyi kaynak seçebilir, daha iyi kendisini yönlendirebilir ve kendi kendine öğretebilir. Çünkü artık o kadar çok şeyi hali hazırda öğrenmiş oluyorsunuz ki neyi nasıl öğrendiğiniz sizden iyi kimse bilemez. Yani yaşla kendinizi ne kadar kendinizden vazgeçtiğinizle ilgili bir şey bu. Tamam artık ben 50 yaşına geldim, 30 yaşına geldim, benim bu kadar derseniz hiçbir şey öğrenemezsiniz. Yani aynı Ya şey dil aslında için de geçerli. bebek muhabbetinden şey yapacaktım. Hani belli bir zaman sonra dilimiz bir şeye alışıyor. Hani sonrasında onu çevirmeye çalışmak bazen zor olabiliyor. Hani Tabii ki bundan de. bahsetmek istemiştim ben. Daha uzun pratik yapmanız gerekecek. Mesela bir kelimeyi telaffuz etmek için benim mesela Fransızca telaffuzum bir felakettir. Üniversitede de böyleydi. Yani 20'li 18, 19, 20'li yaşlarımda da böyleydi. Hala da öyle, hiç değişiklik yok. Dolayısıyla bir Fransızca kelimeyi telaffuz edebilmem için çok uzun süre vazgeçmeden onun üzerine çalışmam gerekiyor. Ama bunu 6 yaşında bir çocuğa versem ben şak diye söyler. Yani bu gerçekler var tabii ki de. Yani her öğrenme çağının diyelim kendine göre pozitif ve de negatif yönleri var. Anladım. Ama sonuç olarak her yaşta öğrenilir. Tabii ki Daha çok. de. İstediğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz her yaşta. Sadece İngilizce değil. Daha fazla zaman harcamanız gerekebilir. Hayatınızda vakit ayırabileceğiniz zaman kısıtlı olabilir. Öyle de dezavantajları var. Ama Anladım. kafaya koydunuz mu her şeyi öğrenebilirsiniz. İngilizce de öğrenebilirsiniz. Anladım. Peki hocam ya bu kritik demeyeyim de kronik herhalde daha doğru bir kelime oluyor. Bu kronik bir sorun herhalde yani. Kimle konuşsan, hani kimle şey yapsan İngilizce konusunda çoğu insan diyor ki işte okuyorum, anlıyorum, dinliyorum, anlıyorum ama konuşmaya gelince hani cross diyorum, hani konuşamıyorum veya işte bir şey yazmaya geldiğimde yazamıyorum diyor ama diğer türlü mesela şey oluyor sanki böyle hani bu yazma, konuşma şeyi dip levelde olurken işte dinleme ve anlama şeyi üst levelde oluyor. Bir arada bir tutarsızlık oluyor. Ama genel olarak hani iletişim, konuşmak ve hani birilerine kendini ifade edebilmek oluyor. İnsanlar bu konuda çok sorun çekiyorlar. Bu sorunun sebebi sizce ne ve bu insanlar yani bu sorun çeken insanlar bu sorunu nasıl çözebilir? Şimdi bu çok güzel bir soru. Evet, hepimizin derdi o. Her yaşta herkesin derdi o. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi önce normal bilgisayarlarda olduğu gibi önce veriyi gireceksiniz ki o veriyi kullanabilirsiniz, değil mi? Dolayısıyla İngilizce'de de yani öğrendiğimiz beceriler pasif beceriler ve ürettiğimiz beceriler olarak ikiye ayrılıyor. Okuma ve dinleme daha pasif. Sadece alıyoruz, değil mi? Yani o veriyi alıyoruz. O veriyi vermemiz lazım. Kullanmamız lazım. O da ürettiğimiz beceriler. Yani yazmayla ve konuşmayla olan bir şey bu. Şimdi hiç etrafınızda İngilizce konuşabileceğiniz hiç kimse yok diyelim. Değil mi? Habire de bilgisayara konuş hın hın hın. O da sinirinizi bozabilir. İlk yapmanız gereken şey elinizde okuduğunuz parçaları yüksek sesle okumak. Çünkü ilk önce kendi İngilizce sesinize alışmanız gerekiyor. İlk yapmanız gereken şey bu. Yani okuduğunuz parçaları yüksek sesle okuyacaksınız. Kendinize hatta kaydedin okurken ve sonra dinleyin. Önce kendi İngilizce konuşma sesinize bir alışın. Ondan sonra kendinize kalıplar belirleyin. Şu kalıpları ezberleyeceğim, bu kalıpları söyleyeceğim diye. Mesela en basiti. Size how are you dendiğinde I'm fine, thank you and you direkt çıkar değil mi? Çünkü en iyi onu biliriz. İlk onu öğreniriz. Neden? Çünkü o bir kalıp. Onu artık düşünmemize gerek yok. Değil mi? Ben burada I am mi diyeceğim, fine mi diyeceğim diye düşünmüyoruz. Pat diye çıkıyor. Niye? Çünkü onu çok tekrarlamışızdır. Hayatımızda en çok tekrarladığımız şeylerden bir tanesi odur. Dolayısıyla eğer konuşma konusunda tereddütünüz, utanmanız falan olmaması lazım da hadi varsa o zaman kendinize önce kalıpları ezberleyin. O kalıpları çıkartın. O kalıpların neler olduğunu nasıl anlayacaksınız ya da nasıl karar vereceksiniz değil mi? Kendinize gerekli olan İngilizce türüne karar verin. Günlük İngilizce mi öğrenmek istiyorsunuz? Bir yere yurt dışına gittiğinizde İngilizce mi konuşmak istiyorsunuz? O zaman o
kalıpları ezberleyin ve kendi kendinize tekrar edin, sürekli tekrar edin. Onları ezberledikten, edindikten sonra yeri geldiğinde size o soru sorulduğunda daha kolay ağzınızdan çıkacaktır. Kelime hazinenizi geliştirmeniz gerekiyor. Kelimeleri yanlış yerde, anlamsız yere kullansanız bile o kelimeler çıksın ağızdan bir kere. Anlatabiliyor muyum? Yani o kelime sizin artık sizin bir parçanız olsun. O kelime bir çıksın, mutlaka yerini bulacaktır o. Kalıplar, I'm fine, thank you, değil mi? Onun gibi kalıp öğretin kendinize. Mesela deyin ki, I study English every day. Hadi bakalım, bu bir cümle. Bunu ezberleyin, elbette bir yerden çıkacaktır. Ya da sunum mu yapacaksınız? Diyelim ki sunum yapacaksınız. O sunumu önce ezberleyin. Şimdi bakın, öğrenmede herhangi bir öğrenmede basamaklar vardır. Adım adım öğrenilir. Önce bilgi size gelir. O bilgi tanımadık bir bilgidir. Önce o bilgiyi alışılmış hale getirmeniz gerekir. İkinci olarak o bilgiyi ezberlemeniz gerekir. Yani habit formation deniyor buna. Sizde bir alışkanlık yapması lazım. O hale gelmesi gerekiyor. Ondan sonrası anlayarak ve bilerek, anlamını vererek söylemek. Ama alttaki öğrenme basamaklarını yapmadıysanız, o zaman otomatik olarak ağzınızdan pırt diye çıkmasını beklemek kendinize haksızlık olur. Yani bu basamakları yapmanız gerekiyor. Yazı konusunda. Mesela öğrencilerimden ben en çok şunu duyuyorum. İşte boşluk doldurma ya da bana bir soru sorulduğunda onun cevabını yazabiliyorum. Ama paragraf yazdığım zaman onları bir yere getiremiyorum. O zaman yani sorunun cevabı içinde. O zaman oturup paragraf yazacaksınız. Mesela hazırlıkta en çok yapılan şeylerden bir tanesi günlük tutma söylenir öğrencilere. Günlük tutun, her gün paragraf yazın. Free writing diye bir alıştırma vardır. Yazı yazmaya başlamadan önce aklınıza ne geliyorsa yazın, hiç edit etmeden. Sadece İngilizce olsun, önemli olan o. Her gün bunu yapabilirsiniz. 10 dakika verin kendinize. Ay ne yazacağım, ne yazacağım diye düşüneceğinize eminim. Aklınıza ne geliyorsa yazın. O gün başınıza ne geldiyse onu yazın. Yani yeter ki yazın. Böyle konuşamama ve yazamama korkunuzun üstünden geleceksinizdir. Ama dediğim gibi veriyi vermeniz, doldurmanız gerekiyor ki çıksın. App'ler var mesela, konuşma app'leri. Mesela telefonlarımızda, değil mi? Herkesin artık ya da böyle bir akıllı telefonu var. Akıllı telefonunuza komut veriyorsunuz mesela, değil mi Türkçe? İşte bilmem kimi ara. Ondan sonra yemek tarifini aç. Şu oyunu aç. Telefonunuzun dilini İngilizce'ye çevirin. Ondan sonra oyun mu oynuyorsunuz bilgisayarda ya da Xbox ya da neyle oyun oynuyorsanız onun dilini İngilizce'ye çevirin. Ondan sonra yani bu tip şeylerle interaktif, gerçek hayatta olan şeyleri İngilizce'ye çevirin. Televizyon mesela, televizyonunuzun kullanım ayarlarını İngilizce'ye çevirin. Her şeyi İngilizce'ye çevirin ya da hangi dili öğrenmek istiyorsanız. Anlatabiliyor muyum? Hayatınızda bir parçası olsun, hayatınızın bir parçası olsun İngilizce. O zaman onu konuşmaya da başlarsınız, yazmaya da başlarsınız. Ama konuşmadan konuşmayı, yazmadan yazmayı ilerletemezsiniz. Yani sporda bile sağ kol üzerine çalışırsak sol kolumuz gelişmiyor. Sağ kolumuz gelişiyor basit olarak. En basit, evet, yani dil de böyle bir şey. Çok sistematik olarak ilerlemeniz gerekiyor. Yani neyi, dediğim gibi şimdi artık bizler çocuk değiliz, değil mi? Sizler üniversite öğrencisiniz, üniversiteye başlıyorsunuz. Dolayısıyla ne istediğinizi 6 yaşındaki bir çocuktan daha iyi biliyor olmanız lazım. Onu ne istediğinize karar verdikten sonra sistemini bulmak kolay. Elinizin altında internet var. Evet hocam. Peki hocam, şey soracağım. Ya mesela İnternette giriyorsunuz, mesela pratik yapmak istiyorsunuz, konuşmadan bahsediyorsunuz. Yani öğrenciler konuşmalarını geliştirmek istiyorlar, konuşma pratiği yapmak istiyorlar. İşte çok fazla uygulama var. Uygulamaya giriyorsun, bazıları hani benim tecrübeme dayalı olarak söylüyorum. Hani date uygulamalara dönmüşler. Hani güzel bir pratik yapma uygulamasına girdiğinde ya böyle oluyor ya da hani ücretli oluyor. Bir de bunun arka versiyonu var. Mesela Discord veya oyun serverları var. Buraya giriyorsun, güzel şekilde pratik yapıyorsun. Ama şunda bir şöyle bir trade-off var hani.
senin pratik yapmaya çalıştığın insanlar genellikle onlar da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Hani ikiniz de birden bir şey öğrenmeye çalışınca bazı yerler eksik kalıyor. Hani mesela sallıyorum, hani şey için söylemiyorum, bana adamın veya işte herhangi birisinin konuştuğun kişinin telaffuzu berbat oluyor. Hani senin de kullanmana alıştığı için çok kötü bir şekilde hani telaffuzu kapabiliyorsun. Aslında sorunun cevabı içinde verdim ama sizce hani free, yani ücretsiz şeylerden uzaklaşıp da ücretli sitelere üye olmak mantıklı mı pratik yapmak için, yoksa Yo, bu bir yani şey? ücretsiz istediğiniz aksanda düzgün İngilizce diyelim duyabileceğiniz bir sürü yer var. Anlatabiliyor muyum? BBC açabilirsiniz. Ondan sonra hani esas öyle bir şey öğrenmek istiyorsanız Öğrenmek de ben hani karşılıklı bir pratik iletişim, yapmak. diyalog, aynen. Yani aksanı kötü olan sadece tek bir kişiyle 24 saat sürekli bir kişiyle konuşuyorsanız evet onun aksanından kötü telaffuz kapabilirsiniz ama bu girdiğiniz ortamlarda birkaç kişiyle konuştuğunuzu düşünüyorumdur. Yani tek bir kişiyle sadece kötü aksan duyarak eğer iletişiminiz tek o kişi ise evet doğru o konuda haklısınız. Yani o konuda size çok sizin o kişiye arkadaşınıza bir faydanız olur. Onun size bir faydası olmaz. Yani şöyle bir laf vardır biliyorsunuz. Eğer bulunduğunuz odada yani sanal bir oda tabii ki de bu. Bulunduğunuz ortamda diyelim. En çok bilgili olan kişi sizseniz o zaman yanlış ortamdasınız demektir. Çok güzel bir ses. Ama bu aynı şey İngilizce için de geçerli. Eğer hani tabii ki de arkadaşlarınızı yüzüstü bırakıp gidin demiyorum ama sizden daha fazla bilen kişilerle birlikte olmaya çalışın bu konuda. Baktınız ki o arkadaşınızın telaffuzu çok iyi değil, sizden beter gramer hataları yapıyor. O zaman büyük insan siz olacaksınız. Benim ona nasıl bir faydam olur deyip başka bir gruba gidip sürekli bir arayış içinde olacaksınız. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Paranızı onlara harcayacağınıza o parayı cebinizde tutun ve ana dili İngilizce olan bir yere gidebildiğiniz, kalabileceğiniz bir süre kadar gitmeye ve kalmaya çalışın. Kendinizi o suyun içine atın ki yüzmek zorunda kalasınız. Yani mış gibi yapmaktan ziyade kendinizi o rahat olduğunuz ortamdan çıkartıp zorlayacağınız ortama yani gerçek hayata atın ki gerçekten onu öğrenin. Dolayısıyla app'lere bence para harcamayın. O parayı biriktirin. Öyle bir amacınız olsun mesela. Ben çalışma kampıyla diyelim ki bir aylığına İngiltere'ye gideceğim. Öyle bir şey koyun kendinize. Onun için ne kadar para gerekiyor? Bu kadar para gerekiyor. Bu demek değil ki yan gelip yatın. Hayır. O ücretsiz app'lere girin. Çünkü bir dil öğrenmek sadece telaffuzu değil, kültürü öğrenmek. Nasıl davranacaksınız? Nasıl alışveriş yapacaksınız? Belki o çocuk kötü bir şekilde telaffuz ediyor ama bir süpermarkete gittiğinde ya da sizi ilgilendiren herhangi bir dükkana gittiğinizde ne söylemeniz gerektiğini sizden daha iyi biliyor olabilir. Yani Anladım hocam. bunları Yani genel düşünmek lazım. olarak hani o kadar para harcamanızın da gerek yok. Kendinizi geliştirebildiğiniz kadar Ya online ortamda geliştirebilirsiniz. internette o kadar çok şey var ki sizin tek dikkat etmeniz gereken kaliteli bir uygulama içerisinde misiniz, değil misiniz? Onu da anlamanız bir 10 dakikadan fazla sürmez yani. Baktınız işinize yaramıyor, çıkar gider. Aynı oda meselesi. Baktınız ki yanlış odadasınız, doğrusunu bulun o zaman. Evet. Doğru. Peki hocam, şey soracağım. Ya bu aslında çok fazla takılınan bir sorun değil ama ya ben arkadaşlarımdan ve tanıdıklarımdan gördüğüm için soruyorum. Hani genellikle bir ilk seviyeden giriş yapanlar hani B1, B2 seviyesinde işte orta seviye çok hızlı bir şekilde geliyorlar. Ama hani o orta level'dan üst level'a geçmek bayağı uzun bir zaman alıyor. Sizce bunun sebebi nedir? Hani bunu nasıl aşabiliriz? Yani yine aslında hani aynı şeyler yapacağız büyük ihtimalle de, daha fazla pratik, daha fazla şey, ama bu sebebi ne sizce? Yani böyle bir konuda bir fikriniz var mı? Var. Yani sebebi şu. B1, B2 seviyesine gelmeniz ne demek? Mekanik egzersizleri, doğru grameri, doğru kelimeleri biliyor olmanız demek. Belirli kalıpları üretebiliyor olmanız demek. Ama mesela C seviyesine çıktığınız zaman kendi yaratıcılığınızı kullanıyorsunuz demek. Yani bugüne kadar bütün öğrendiklerinizi bir araya getiriyorsunuz. O bir araya getirdiklerinizi Türkçeyi nasıl kullanıyorsanız
aynen ana diliniz gibi İngilizceyi o bildiklerinizi doğru yerlere yerleştirerek kullanmanız demek. Şimdi bunu nasıl yapacaktınız? Yani o adımı atmak çok zor, değil mi? Bir öğrenen kişiden kullanan kişiye geçmeniz gerekiyor. Onun için de kendi seviyenizi zorlayacak materyaller kullanmanız lazım. Mesela biliyorsunuz dil seviyelerine göre ayrılmış kitaplar var. Bunları online bulabilirsiniz, PDF'lerini bulabilirsiniz. Hiçbir şeyi satın almanıza falan da gerek yok. Ondan sonra onları okuyabilirsiniz yüksek sesle. Mesela gerçek hayatla ilgili bir sürü podcastler var, değil mi? Podcastleri kendi ilginiz olan konularda ya da İngilizcenizi ilerletmek istediğiniz konularda onları dinleyebilirsiniz. Gruplara girip İngilizcenizi kullanmaya çalışabilirsiniz. Yani hangi konu ilginiz varsa o konuda daha çok kelime bileceğiniz için doğal olarak merak etmiş olduğunuz için o konularda daha fazla kelime bileceğiniz için daha fazla konuşabilirsiniz. Konuşmanızda böyle ilerletebilirsiniz ama dinlediğiniz, okuduğunuz materyalleri artık kitaplardan yani test okul kitaplarından çıkıp gerçek hayat materyallerini kullanarak gazete okuyun mesela. Hangi ülkenin haberini takip etmek istiyorsanız o ülkenin mutlaka İngilizce yayınlanan yayınları vardır. Onları okuyun. İnternette bulabilirsiniz. Filmleri seyredin. Hiç altyazı veya Türkçe veya İngilizce altyazı kullanmadan bildiğiniz hoşunuza giden şeyleri ezberlemeye çalışın. Yani böyle böyle kendini zorlaya zorlaya seviyenizin üzerindeki materyalleri kendinize önünüze getirip kullana kullana İngilizceniz gelişecektir. C seviyesine, proficient seviyesine çok rahat çıkacağınızı düşünüyorum. Ama bu şey olarak olmalı değil mi? Hani çoğu insan şey anlıyor hani genellikle şöyle diyorlar İngilizce geliştirmek için arka plan sürekli bir şeyler dinliyorlar ama hani insan daha yeni başlamış birisi hani gidiyor C1 C2 seviyesinde bir şeyler dinlemeye çalışıyor doğal olarak kafası karışıyor. Yani bunu adım adım yapmamız lazım değil Tabii mi? ki de. Yani ben şunu Yanlış anlaşılmasın da o yüzden dedim. yok gayet güzel söyledin. İyi ki bunu söyledin. Şöyle B1 B2 seviyesine gelen biri artık intermediate'ı tamamen sindirmiş. Intermediate hayatının bir parçası olmuş bir insandır. O insanın ana dili İngilizce olan bir insan gibi o seviyeyi nasıl çıkartabilir seviyesini değil mi? O zaman gerçek hayata kendisini artık atmış olması gerekiyor. Gerçek hayatta kullanılan materyalleri, haberleri, müzikleri, podcastleri, yazıları yazması gerekiyor. O konuya geleceğim. Nasıl kelimelerimizi, yazımızı iyileştiririz diye. Birazdan ondan, yani kendi kendimize, bir başımızda bir öğretmen olmadan ya da bir şey olmadan nasıl yapabiliriz diye. Ama İngilizceye yeni başladıysanız, o zaman kurallara, gramer kurallarına, kelime kurallarına, her seviyede öğrenilmesi gereken kelimeler bellidir. İngilizce dil açısından dünyanın en gelişmiş endüstrisine sahip. Üzerinde çok fazla çalışma yapılmış bir alandır İngilizce öğrenimi ve öğretimi aynı. Hem öğretmen hem öğrenci için inanılmaz kaynaklar vardır. Ve hep bilime dayanır, araştırmaya dayanır. Dolayısıyla her seviyede ilk başta kendinizi o seviyeye tabi tutmak zorundasınız. Tabii ki de dediğin gibi Ömer'cim, ilk başladığınız İngilizce ile yabancı bir ülkenin haberlerini dinleyip, anlayıp, oh çok güzel anladım ben İngilizceyi artık bitti bu iş demeye çalışırsanız moraliniz bozulur. Yani minicik bir tepeyi tırmanmaya çalışırken Everest'i keşfetmeye çalışırsınız. O da insanın moralini bozar tabii ki de. Bir arkadaşım bu konuda çok güzel bir öneri vermiş bana. Ben zamanında Almanca öğrenmeye çalışıyordum. O da hani Almanca seviyesinde bayağı ileri seviyede. Bana şey demişti. Hani çocuklar nasıl öğreniyorsa sen o şekilde öğrenmeye çalış. Mesela çocuklar çizgi film izliyor. Git Almanca çizgi filmleri izle demişti. Hani biz de o şekilde bir şey yapıyoruz. Yani normalde başladığında çizgi film izle. Sonrasında normal film. Sonrasında daha böyle komplike edebi filmler izlenebilir gibi bir örnek de verebilirim. Yani kendi başınıza şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela
internette seviye tespit sınavları var. Hangi dilde olursa. Onu indirebilirsiniz. Kendi başınıza yapabilirsiniz. O size seviyeniz söyleyecektir zaten. Sonra gidip o seviyeyle ilgili gramer kitapları ve okuma kitapları. İlk yapmanız gereken şey bu. Gramer, okuma ve dinleme materyalleri edinmeniz. Öyle 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 öyle. Bunları yazıya geçirmek çok önemli. Şimdi her şeyi internette ve bilgisayarda yapıyoruz tabii. Kendi öğrenme stilinizi nasıl öğreniyorum ben? Yazarak mı daha iyi öğreniyorum? Tekrarlayarak mı? Yoksa her ikisinin birleşimiyle mi daha iyi öğreniyorum? Kendi sisteminizi belirledikten sonra her gün sistematik olarak çalışmanız lazım. Aynı seviyeyi, yani hangi seviyede olduğunuzu tespit ettikten sonra o seviyede çalışmanızı tavsiye ederim. Daha fazla seviyeye, o seviyeyi bitirmeden çıkmayın. O zaman binanız çöker. Moraliniz de bozulur. Ben şimdi mesela bir iki kelime İtalyanca biliyorum diye oturup İtalyanca mesela sohbet programı seyredemem. Anlatabiliyor muyum? Evet. Böyle üstüme üstüme çöküyormuş gibi gelir. Yani her şeyin adım adım yapılması gerekiyor. Mesela o arkadaşın dediği çok doğru. Fakat sen kendi ilgi alanında olan bir konuyu kendi seviyende de bulabilirsin. İlla çocukların ilgi alanını şey yapmak zorunda değilsin. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela İngilizceyi biz büyüklere nasıl öğretiyoruz, değil mi? İngilizceyi yaşını başına almış insanlara nasıl öğretiyoruz? Kalkıp onlara çocuk metinleriyle öğretmemeye çalışıyoruz, değil mi? Onların ilgilerinin olabileceği fakat dil seviyesi daha basit olan şeylerle. Mesela graded reading diye bir şey var, değil mi? Her okuma parçasının seviyeleri var. Dediğim gibi kendi seviyenizi tespit ettikten sonra materyalleri çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu arada ben her zaman bu konuda referans olmaya hazırım. Çünkü aynı şeyi bana söyleseniz hani bilgisayar programcılığında ne kadar çok şey biliyorsunuz, gir bilgisayara bak işte internete deseniz ben onun ayrımını yapamayacağım için hangi konu iyi bir ya da hangi internet sitesi iyi bir internet sitesidir veya değildir diye siz de İngilizce'de aynı ayrımı yapamazsınız. Ben buradayım. Benim iletişim bilgilerim kesişen yollarda var. WhatsApp'tan, e-mail'dan, her şeyden bana ulaşabilirsiniz. Herkes ulaşabilir. Tamam. Ben mail Seviyede adresinizi açıklamalar kısmına koyacağım. tamam, süpersin. Teşekkür ederim. Size seviye tespit sınavı da gönderirim. Seviye tespit sınavının sonuçlarına bakıp hangi seviyede olduğunuzu da söyleyebilirim. Yani içiniz rahat etsin diye bunları yaparım. Yoksa siz daha güzelini internetten bulursunuz zaten. Çok teşekkürler hocam. Rica Hocam, ederim. bu soruyu biraz uzattık ama ben diğer sorudan devam edeceğim. Pardon. Kusura. Estağfurullah. Pardon. Şey soracağım. Ya şöyle oluyor. Yani bunu aslında konuşmuştuk da işte konuşamıyorum, telaffuz edemiyorum deyip de çekiniyorlar. Yani Türkiye'nin kronik sorunu mu dil konusunda. Sizce bunu bir sorun olarak görmeli mi yoksa utanmadan çekinmeye devam edebilir miyim? Ve hani siz şey dediniz, ben hani siz yani yurt dışında bir üniversitede hani İngilizce eğitmenliği yapıyorum dediniz. Yani farklı farklı ülkelerden öğrenciler illaki geliyordur. Hani hep native Mutlaka. öğrenciler gelmiyordur. Onlarda da Tabii böyle ki bir de. sorun var mı yoksa hani Tabii ki bizimiz de. gibi bir sorun mu bu? Yani siz Hayır. genel. İçiniz rahat olsun. Bütün dünya aynı dertten muzdarip. Yani mesela hatta şöyle bir şey var. Yurt dışına gittiğiniz zaman sizler de bunu fark edeceksiniz. Yani yurt dışı dediğim İngilizcenin konuşulduğu ama bir sürü milletin farklı milletten insanın olduğu bir yerde ki bütün dünya artık yani herkes farklı yerlere gidip yaşayabiliyor, değil mi? Dolayısıyla gittiğiniz herhangi bir yurt dışında da bunu görebileceksiniz. Farklı aksanlar duyacaksınız. Mesela Asya'dan gelen öğrencilerimizin belirli kelimelerde zorlandıklarını görüyoruz, değil mi? Hepsi aynı tipik. Çünkü kendi birinci dillerinde, ana dillerinde hangi sesleri çıkarmaya alışkınlarsa İngilizce'de de onu kullanmaya çalışıyorlar, değil mi? Bilmediğimizi kullanamayız çünkü bildiğimizi anca uygulayabiliriz. Dolayısıyla her ülkenin ya da her dilin diyeyim, her ana dilin İngilizceye yansıması farklıdır ve bu yansımada telaffuz farklılığı olarak ortaya çıkar. Mesela karşınızdaki, yani şöyle bir şey var. Eğer konuştuğunuzda karşınızdaki insan sizi anlayabiliyorsa, o zaman ilk hedefinizi gerçekleştirmiş
değilsiniz demektir. İlk hedefiniz nedir? Söylediğinizi karşınızdakinin anlaması. Değil mi? İlk hedefinizi gerçekleştirdiniz. Bravo. Gerisi size kalmış. Eğer ben İngilizcemi daha anlaşılabilir, daha mainstream diyeceğim, daha uçlara gitmeden, yani süper aksanlı veya önemli olan aslında hiç aksansız İngilizce konuşabilmek değil mi? Aksansız Türkçe konuşabilmek gibi. Dolayısıyla aynı şeyi İngilizce'de de yapabilirsiniz. O zaman aksan azaltan programları bulmanız gerekiyor internetten. Ben yine size gönderirim. Aksanımı nasıl azaltabilirim? Nasıl sıfır aksana indirebilirim? Onu yapmanız gerekiyor ama ilk yapmanız gereken şey karşınızdaki insan sizi anlıyor mu? Bunu da nasıl ilk test edebilirsiniz? Telefonunuzdaki komutları İngilizce'ye çevirin. Bakalım Siri'ye ya da telefonunuzdaki mekanik insanın adı neyse o sizi anlıyor mu? Deyin ki mesela bana bilmem neyi aç Wikipedia'dan ya da internetten. Bakalım bunu söylediğinizde anlayıp istediğinizi açacak mı? Eğer açıyorsa demek ki ilk golü attınız yani. Bunda bir problem yok. Sıra diğer golleri atabiliyor musunuz? O zaman kelime kelime nasıl yapacaksınız? Önce doğrusunu dinleyeceksiniz. Bütün internetteki sözlüklerde artık basıp dinleyebiliyorsunuz. Google'ın mesela bir özelliği var. Size yavaş yavaş telaffuzu nasıl olacağını söylüyor ve dudak hareketlerinizi gösteriyor mesela. Onu yapabilirsiniz. Söyleyin, kendinizi kaydedin, dinleyin, orijinalini dinleyin, ne kadar yaklaştığınızı zaten telefonunuzdaki kullanımlarda size söyleyecektir. Utanma, sıkılma. Eğer utanıp sıkılırsanız, o zaman çok fazla ilerleyemezsiniz bu konuda. Atın kendinizi ortaya. Kime ne? Çünkü herkesin sorunu aynı zaten. Çinlinin de sorunu aynı, İtalya'nın da sorunu aynı. Amerika'da mesela o kadar fazla farklı aksanlı bölgeler var ki birbirini anlamayan insanlar var yani ilk konuştuğunda. Değil mi? Türkiye'de de öyle yerel kelimeler. Ben İzmirliyim mesela. Bizde oho o kadar çok yerel yani bölgesel, yöresel kelimeler vardır ki. Anlatabiliyor muyum? Yani bu iş böyledir. Dediğim gibi ne kadar çok mainstream'e yaklaşacağınızı kendiniz test ederek görebilirsiniz. Ama utanmayın, sıkılmayın. Bütün dünya aynı dertten muzdarip. Ve ben bugüne kadar hiç derslerimde utandığı için konuşmayan öğrenci gördüm. Ama telaffuzu için değil, genelde utangaç olduğu için. Telaffuzunu birbiriyle dalga geçen, birbirini aşağılayan hiçbir öğrenci ortamında bulunmadım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şey öğreniyorsunuz çünkü. Aynen spordan örnek verelim. Yani sprint şampiyonu gelip de ilk başlayan insanla nasıl dalga geçmeyecekse, İngilizceyi çok iyi bilen biri de İngilizceyi o bazı kelimeleri yanlış telaffuz eden birine dalga geçmeyecektir. Yani bu bambaşka bir ortam. Dolayısıyla Evet. utanmadan, sıkınmadan atın kendinizi Evet. ortaya. Aslında o şey muhabbet çok güzel hocam. Bu hani Siri ile konuşun, Google Translate ile konuşun dediniz ya. Onu siz bana 1-2 sene önce, 1 sene önce, 1,5 sene önce bile önermiştiniz. Şey işte bir tree ve tree, 3 ve ağacın farkını şey yapmaya çalışıyoruz. Siri'ye söylüyorum, 3 diyorum, ağaç anlıyor. Hani ağaç diyorum, 3 anlıyor. Sonrasında o şeyden hani bu s şeyinin telaffuzunu öğrenmiştim. Bu güzel bir şey, bayağı etkili oluyor. Yani telaffuz Evet. öğrenme konusunda bayağı etkili bir şey bu. Yani artık kumandalarımız bile şey yapıyor değil mi? Mesela televizyonda bir şey ararken, YouTube'da bir şey ararken mesela yazmaya üşeniyorsanız, mesela Word dokümanının, Microsoft Word'ün ve de Internet Explorer e-mail'inin dictation özelliği var. Bilmiyorum bunu biliyor musunuz? Ben mesela bazen artık bütün gün benim işim e-mail'de çünkü üşenip artık yazmaktan klavye üzerinde yazmaktan üşenip kaydediyorum yazacağım e-mail'leri. Yani dikte ettiriyorum. Bazen beni de yanlış anlıyor. Ah diyorum nasıl söyledim acaba? Doğru söylemem lazım. Yani bana da ders oluyor. Onu deneyebilirsiniz. Açın kendinize bir Word dokümanı. Kendinizi eğlendirip durun. Mesela şey yapın. Bir parçayı mı okuyorsunuz? O parçayı
Dikte ettirin kendinize Microsoft Word'den. Bakalım aynı kelimeler çıkıyor mu? Aynı kelimelerin çıkmadığını, o kelimeleri sarıyla falan highlight edersiniz mesela. Hemen yanına dictionary.com'u açarsınız ya da Google Dictionary'i açarsınız, değil mi? O kelimeyi bulursunuz. Size Amerikan aksanı mı istiyorsunuz? İngiliz aksanı mı istiyorsunuz? Avustralya aksanı mı istiyorsunuz? Yeni Zelanda aksanı mı istiyorsunuz? Texas İngilizcesi mi istiyorsunuz? Ne istiyorsanız onu zaten bulursunuz internette. Dinleyip söyleyip Microsoft Word'de o yazdığınızda, dikte ettirdiğinizde aynı kelime çıktığı zaman harika. Bir sonraki kelime. Böyle telaffuzunuzu geliştireceksinizdir. Yani öğrenmek isteyene yol çok hocam. Geliştirmek Tabii isteyene yol canım. çok. Yani Tabii ki çekinceli de. davranıp da şey yapan aynı Ama yerde şöyle bir kalıyor. şey var. Bu alanı hiç bilmeyen bir insanın yönlendirilmesi gerekebilir. Tabii ki de. Yani nereden başlayayım? Hangi kaynak iyidir? Mesela Siri değil mi? Ya da Microsoft Word'deki dictation şeyi. Akıl akıldan üstündür meselesi. Yani ben bilmediğim bir konuda kendim araştırma yapmam farklı. Bilen insanın seviyesine gelmem için 100 saat çalışmam, araştırma yapmam gerekir belki. Ama bilen bir kişi der ki şuradan başla, şunları yap. Onu yaptıktan, yani oradan başladıktan sonra gerisi zaten gelir. O konuda da dediğim gibi ben elimden gelen her şeyi yaparım. Teşekkürler hocam. Ya aslında bu konu üzerine konuştuk. Hangi aksana sahip olduğumuz çok önemli Evet. konusunda biraz konuştuk ama ya insanlar genellikle şöyle bir yanılgı oluyor işte. Sallıyorum mesela hani İngiltere'ye gitmek istiyor. Amerikan aksanı değil, İngiliz aksanı öğreniyor. Hani sonrasında Amerika'ya gidiyor. Hani böyle bir hani aksan konusunda hani ülkeleri gittiğinde bir farklılık olacağını düşünüyor musunuz? Ya yani sallıyorum mesela İngiltere'ye gitmek isteyen birisi Amerikan aksanı öğrense veya Amerika'ya gitmek isteyen birisi İngiliz aksanı öğrense hani bu herhangi bir sorun yaratıyor mu? Şey yapınca hani genel olarak Yani bakınca. ben İngiltere'ye de gittim, orada yaşamadım. Yani sadece ziyaret amacıyla gitmiştim. Amerika'da da yaşıyorum. Bir Amerikan aksanım var mı bilemiyorum ama duyduğumu tekrar etmeye çalışıyorum. Etrafındaki insanların, yani dediğim gibi o aksansız İngilizceyi konuşan insanların İngilizcesi gibi telaffuz etmeye çalışıyorum mesela. İngiltere'ye gittiğimde de bildiğim aksan neyse onu kullanıyorum. Çünkü kendimi İngilizcesi konusunda eğitmedim. Şimdi oraya gidip İngiliz İngilizcesi konuşmaya çalışsam Amerikan İngilizcesi de konuştuğundan daha komik duruma düşerim mesela. Çünkü bilmediğim bir alanda taklit etmeye çalışırım, değil mi? Aksan kişiye kalmış bir şey bence. Eğer İngiltere'ye gidecekseniz, İngiltere'de yaşamayı düşünüyorsanız, o zaman tabii ki de İngiliz aksanını kendinize yönlendirin. Amerika'ya gelecekseniz, Amerika'da yaşamak istiyorsanız kendinizi Amerikan aksanına yönlendirin. Çünkü onu duyacaksınız. Kulağınızı alıştırmanız lazım. Beni şimdi İskoçya'nın küçük bir yerleşim merkezine koysanız, yani bu kadar İngilizce konuşmuş ve duymuş bir insan olmama rağmen ve bir afallarım duyacağım İngilizceden dolayı. O aksana, o kelime haznesine, o günlük konuşmaya kendimi alıştırmam gerekir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben önceden İskoçya'da 6 ay yaşayacağım biliyorsam, o zaman kendimi oradaki dile alıştırmaya çalışırım önce. Yani ama oraya gittiğimde Amerikan aksanıyla İngilizce konuşsam, Amerikan aksanıyla İngilizce konuşuyor. Ben bu insanla konuşmayacağım demeyecektir hiç kimse tabii ki de. Yani öyle bir şey yok. Dolayısıyla ne istediğinize bağlı, ne için size lazım olduğuna bağlı, amacınız ne, önemli olan o, onu bilmeniz lazım. Ama kendi tercihinize kalıyorsa bu iş, hangi İngilizce hoşunuza gidiyorsa kendinize onu öğretmeye çalışın. Yoksa fark etmez yani. Amerika'ya gelmişsiniz, İngiliz aksanıyla konuşursanız hatta sizi daha çok sempatik bulurlar. Yani hangisini seviyorsan, hangisi kullanmak hoş geliyorsa onu öğren. Elbette Denk geleninde önemli olan öğreniyorsun. Bir iletişim kurmayı öğreniyorsun sonuçta. kesinlikle Ömer, kesinlikle. Yani karşınızdaki sizi anlıyor mu? Önemli olan ilk hedefiniz Akdeniz. Yani ilk hedefiniz kendinizi anlatabilmek. Karşınızdaki kişi sizi anlıyorsa sonra geliştirmesi size kalıyor. Bunu İngilizcesi olarak geliştirirsiniz, Amerikan İngilizcesi olarak geliştirirsiniz, size kalmış bir şey. Ama şey hocam hani
Yani bunu söylediğimizde bazen şey anlaşılabiliyor. Hani aksan önemli değil diyoruz ama insanlar laps 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 konuşmaya başlıyor. Ondan sonra hiçbir türlü kelimenin güzel telaffuzunu yapmıyorlar. Hani bu yanlış bir şey değil mi? Ya tam Evet, aksan yani fark dediğim etmez ama. gibi karşınızdaki sizi anlıyor mu? Karşınızdaki sizi nasıl anlayabilir? Bir şeyi doğru telaffuz ettiğinizde. Değil mi? Aynen. Mesela car diyeceksiniz. Amerika'daki İngilizce'deki R sesi arkadan gelen bir sestir. Dilinizi çekersiniz, böyle aslan rrr der gibi sesinizi öyle çıkartırsınız. Çıkartırsınız. İngiliz İngilizcesinde R sesini o kadar şey yapılmadığı için, açıkça telaffuz edilmediği için ka dersiniz, geçersiniz. Yani onu söylediğiniz zaman sizi anlıyorlarsa, o yani car deyip de başka bir şey bakmıyorsa karşınızdaki, o zaman onu İngiliz aksanıyla veya Amerikan aksanıyla söylemiş olmanız fark etmez. Önemli olan karşınızdakinin sizi anlaması. Türkçe öğrendiğini düşünün birisini. Hadi şöyle masayı bir çevirelim. Bir İngiliz'in, bir Amerikalı'nın veya herhangi bir insanın, herhangi Türkçe konuşmayan bir insan Türkçe öğrendiğini düşünelim. İlk siz o kişiyi dinlerken neye dikkat edersiniz? İstanbul aksanıyla mı konuşuyor? İzmir aksanı. Bunu düşünmezsiniz. Bana ne demeye çalışıyor bu insan? Onu anlamaya çalışırsınız önce, değil mi? Kelimeyi kendi dilinde, kendi aksanının, yani kendi dilinin aksanıyla söylese bile siz onu anladığınız zaman ay ne güzel Türkçe konuşuyor dersiniz. İlk tepkimiz budur. Değil mi? Türkçen harika dersiniz. O aksanı duymazsanız bile. Anlatabiliyor muyum? Ama o insan Türkçe bir kelimeyi bir Türk gibi, Türkçesi ana dili olan bir insan gibi söylemek isterse onu daha çok can kulağıyla dinlersiniz. Anlatabiliyor muyum? Ve çok daha takdir edersiniz. Belki karşınızdakinin yabancı olduğunu unutursunuz bir süre sonra. Evet. Ama o karşınızdaki kişinin çabasına kalmış bir şey. Evet hocam. Ya şöyle diyeyim, hani siz dediniz ya, bir tık daha bağlayayım soruları. Hani ne alanda gelişmek istediğinize bağlı dediniz en başta. Biraz şey konusuna geçelim. Tam günlük dilimizi hani genel olarak pratik yapar, çok fazla pratik yapar geçebiliriz. Peki akademik kısma gelince, akademik kısmında yapmamız gereken farklı şeyler var mı? Yani bu yolun içerisinde akademik kısımda ilerlemek isteyen birisi için hani farklı bir yol var mı? Yoksa genel olarak hani bir şey söylenenleri yapsan hani yayının başından beri, yani bunun için okey olur mu bu? Yoksa hani herhangi Yani bir farklı bir yol izlemesi lazım mı? öğrenme açısında aynen bisiklete binmeyi nasıl öğreniyorsanız, hangi İngilizce öğrenmek istiyorsanız öğrenmek, edinmek açısında yapabileceğiniz adımlar belli zaten. Fakat öğreneceğiniz şeyler farklı oluyor, değil mi? Akademik İngilizce öğrenmek istiyorsanız o zaman akademik İngilizce kelime hazinenizi geliştirmeniz gerekiyor. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Genel İngilizce ve akademik İngilizce kelime haznesi diye bir çalışma var. Academic Word List, bir de General Service List diye. Ben bunların linklerini sana vereceğim Ömer'cim. Sen arkadaşlarımızla paylaşabilirsen süper Tamamdır olur. hocam. Linki açıkça yayın noktasına koyacağım. Tamam, süper. Akademik kelimeleri öğrenmeniz gerekiyor. O kelimelerin de listesi yapılmış. Nasıl yapmışlar bu listeleri? Dünyadaki büyük büyük üniversiteler bir araya gelmişler. İlk Yeni Zelanda'da başlamış bir çalışma bu arada. Ondan sonra bir araya gelmişler. Akademik kelimeler. Mesela sen ne okuyorsun Ömer üniversitede? Elektrik mühendisliği. Elektrik mühendisliği. Başka bir arkadaşın hukuk. Başka bir arkadaşın bilgisayar mühendisliği. Başkası İngilizce öğretmenliği. Başkası başka. Herkes başka bir şey okuyor, değil mi? Almışlar bu başka başka kitapları, bölümlerin kitaplarını ve onları hiç üşenmeden taramışlar. Hepsini taramışlar ve de ortak İngilizce kelimeleri çıkarmışlar. Yani bütün alanlarda kullanılan ortak İngilizce kelimeler, akademik kitaplarda. O kelimeleri de bir liste haline getirmişler ve bize sunmuşlar. Oh, armut pişmiş ağzıma düşmüş, bana yemesi kalıyor. Ondan sonra bunların da akademik word list. Bunu bir kere ezberleyeceksiniz. Nasıl ezberleyeceksiniz? Öğreneceksiniz. Onları cümle haline getireceksiniz ve de bol bol kendi alanınızda akademik yayın okuyacaksınız. Akademik yazı yazmak demek, makale yazmak demek, belirli formatları takip etmek demek, belirli formatları uygulamak demek, belirli kelimeleri kullanmak demek.
Onları öğreteceksiniz kendinize. Ben öğretmeye hazırım. Eğer ilgilenen olursa. Ondan sonra yani günlük İngilizce ile akademik İngilizce öğrenmek bambaşka şeyler. Kaynakları size ulaştırırız. Öğrenmek yani bir de Bloom diye bir adam vardı yıllar önce masal anlatır gibi. Bir varmış bir yokmuş. Bloom diye biri varmış. Bloom'un taksonomisi var. Öğrenme taksonomisi diye. Onun da linkini gönderebilirim isterseniz. Bir insan bir şeyi nasıl öğrenir? Onun adım adım uygulandığı, nasıl anlatıldığı bir şey vardır. Neyi öğrenmek isterseniz o adımları atlamadan uygulamanız gerekir. Akademik İngilizce için de kendi alanını yani akademik İngilizce alanında ne gerekiyorsa onu öğrenmeniz gerekir. Günlük İngilizce için ne öğrenmeniz gerekiyorsa onu öğrenmeniz gerekir. Bu konuda iyi bir haberim var. Akademik İngilizce kelime listesiyle genel İngilizce kelime listesinin bazı kelimeleri aynı. Dolayısıyla bir kuşla yani bir taşla bir buçuk kuş falan vurmuş oluyorsunuz. Tam iki olmuyor ama bir buçuk olur. Güzel, bu güzel bir şeymiş. Peki hocam, ya kelime hazinemizden bahsettiniz, hem işte akademik kelime hem normal kelimelerden bahsettiniz. Ya şöyle oluyor genellikle, ben iki soruyu birleştireceğim, bundan sonraki sorum da aynı şekildeydi ve kelime hazinemizi geliştirmeyi en etkili olmalı. Ya ben şey görüyorum mesela, ben bunu kendim de tecrübe ettim. Kelime uygulamaları oluyor, giriyorsun, tamam mı, işte sağlıyor. Mesela hani efficient, hani eşittir, etkili, hani yararlı, hani faydalı şekilde bir çeviri oluyor. Bunu öğreniyorsun, ezberliyorsun, okey diyorsun veya işte herhangi bir kelimeyi ezberliyorsun. Hani word eşittir kelime demek. Okey oluyor bu. Ama cümle kurmaya gelince bağlaşım olmuyor. Yani insanlar da Evet. çoğu bu şekilde öğreniyorlar. Çünkü Evet. öğrenmeye Niye korkuyorlar. biliyor musun? Onun da cevabı var. Quiz uygulamayı da mesela hani giriyor, tersini çeviriyor, kart uygulamaları, onları da öğreniyor. Hani bu pek faydalı olmuyor. Yani çoğu insan bunu yapıyor. Ben de yaptığım zamanda ve çok berbat bir yol oluyor. Yani daha çok berbat ediyorsun yolu. Sadece boş memori dolduruyorsun zihninde. Onları birbirine bağlayamıyorsun. Sizce kelime hazinemizin geliştirmenin ve kelimeleri doğru şekilde cümlede kullanabilme noktasına gelmenin en etkili yolu nedir? Şimdi en etkili yolu bir kere çeviri yapmaktan en çabuk şekilde uzaklaşmak lazım. İngilizce ilk öğrenmeye başladığınızda yani sıfır İngilizce biliyorsunuz değil mi? Gerçi hiç kimse sıfır İngilizce bilmez. Ben ilk İngilizce yani ilk beginner seviyesindeki sınıfa girdiğim zaman bildiğiniz İngilizce kelimeleri tahtaya yazın derim. Ve herkes bana bakar. Halbuki günlük hayatta kullandığımız o kadar çok İngilizce kelime var ki. Yani hiç kimse sıfır sıfırdan başlamaz. Yani belki Suahili öğreneceğiniz zaman sıfırdan başlarsınız gerçekten ama İngilizce hayatımızda artık o kadar fazla var ki iyidir kötüdür o ayrı mesele. Ama hiç kimse sıfırdan başlamaz. İlk başlarda İngilizce öğrenmeye başladığımız zaman tabii ki de çevirerek öğreniyoruz değil mi? Çünkü ana dilimiz bizim güvendiğimiz, bildiğimiz bir dal. Ona hemen sarılıyoruz. Bu da çok normal bir şey. Kelime hazineniz ilerledikçe mesela diyelim ki happy ve glad öğrendiniz bu ikisini. Aa ikisi de mutlu demekmiş. O zaman mutluyu atıyorsunuz artık. Happy ve glad kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla adım adım mutlaka Türkçeden uzaklaşmanız lazım. İngilizce kelime yeni bir kelime öğrendiğiniz zaman bunun anlamını İngilizce yazmanız gerekiyor. Eş anlamlarını İngilizce yazmanız gerekiyor. Bu ilk adım. İkinci adım bir kelimeyi öğrendiğiniz zaman o kelimeyi kelime anlamı olarak başka gruplara koyun. Mesela happy. Happy ile ilgili happy deyince aklınıza ne geliyor? Happy, friends, family, sports değil mi? Sizi mutlu eden herhangi bir şey. Dolayısıyla buna association deniyor. Yani birbiriyle ilgili sizin kafanızda, sizin hayatınızda ilgili olan kelimeleri bir gruba koyun. Yani ben happy'yi öğrendim. Onu bir ayrı dosya açayım kafada. O happy dosyası olsun. Öyle bir şey derseniz o dosyaları birleştirmek çok zamanınızı alır. Ama önceden kafada açılmış dosyaları birleştirirseniz yeni bir kelime öğrendiğiniz zaman mesela bambaşka bir kelime öğrendiniz. Diyelim ki zor bir kelime olsun. Exaggerate. Zor olmadı ama neyse. Exaggerate kelimesi, söylemesi zor, düşünmesi zor, kontekst içinde kullanması zor. Şimdi kim kullanacak bunu, değil mi? O zaman hemen
Exaggerate abartmak demek. Ben neyi abartıyorum? İşte exaggerate deyince benim aklıma happiness, laughter. Kendi içimde söylüyorum sadness. Ondan sonracığıma exaggerate speech, exaggerate emotions. Yani neyi exaggerate ediyorum? Dolayısıyla o bağlantıları illa bütün cümleyi söylemeyi beklemeden kurmaya çalışmak lazım. Biz bunu öğrenirken bizim öğretmenlerimiz şey diye öğretirlerdi. Her kelimeyi bir astronot, her grubu da bir uzay aracı olarak düşünün. Hangi astronot hangi uzay aracına binecek? Mesela sıfatlar diye bir grup ayırabilirsiniz. Sıfatları yazarsınız. Ama bence anlam olarak ve kullanım olarak yeni öğrendiğiniz kelimeleri önceden öğrendiğiniz kelime gruplarıyla birleştirirseniz o zaman o grupları grup olarak çıkarmanız, kullanmanız daha kolay olur. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Evet hocam, evet. Çok güzel anlattınız. Bir de şey var, hani bunu bazıları hani şey oluyor, mesela giriyor işte, siz dediniz ya glad ve happy dediniz, yani bakıyorsun Google Translate'ten birebir direkt hani aynı anlama geliyor, ama hani bunun aslında temeline indiğimizde bazen, yani bu kelime için tam Tabii olarak de emin değilim farklı ama farklı şeylerde. şeyler oluyor. Bunun en şeyden hani İngilizce'den İngilizce'ye sözlük kullanmak Aynen. oluyor, değil mi? Yani bakın sözlükler artık o kadar ilerledi ki dictionary.com bu kadar. Bir de onun bir yeni yarın yanında bir yeni tabi başka bir tabi vardır. Sekme deniyor galiba. Sekmesi vardır. Thesaurus.com. Ona bastığınız zaman happy yazın mesela. Allah size bir sürü kelime verir. Şimdi ben bunun hangisini kullanacağım? Happy'nin dedik, glad dedik, tamam. Pleasant'ı var, ondan sonra content'i var, şu su var, bu su var. Şimdi ben bu cümleyi hangisini kullanacağım? Hiç üşenmeden o kelimelerin kullanıldığı cümlelere bakmanız gerekiyor. Kullandığınız zaman hocanız düzeltir, yanlış kullandıysanız. O size bir farkındalık yaratır. Siz o kelimeyi bir filmde duyarsınız. Aa, bunu böyle kullanımı da varmış dersiniz. Küt bir farkındalık daha. Böyle 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 yani antenlerinizi açık tutun. Demem o. Evet hocam. Hocam bir saate yaklaştık hemen hemen. Bizim yayın süremizin Evet. sonuna doğru yaklaşıyor. Sizin de çok fazla zamanınızı almadan yavaştan yayını Estağfurullah. kapatacağım. Ya şöyle, hani dediniz ya bunu bana aslında önceden de söylemiştiniz. Artık ben sürekli olarak bir şeyler dinleyin. Sallıyorum mesela işte evde bulaşıkları yıkarken ve yemek yaparken aç Aynen. podcast dinle arka tarafta veya haberlik Müzik açmayın. dinleyin, haber Müzik dinleyin. dinle mesela. Film dinleyin. Ama hocam bu şey değil ya, bir tık tartışma konusu olarak sormak istiyorum ben bunu. Hani sonuçta odamız farklı bir yerde. Ve yemek yapıyorsak işte yemeğe bakmamız lazım. Hani tavayı şey yapmamız lazım, çevirmemiz lazım, içindeki çevirmemiz lazım. Ama hani odamız başka yerdeyken o arka planda böyle şeyler dinlemek mantıklı mı? Yani sonuçta hani multitasking konusunda pek fazla şey değiliz hani insanlar olarak. Hani bazı insanlar istisna da, hani çok etkili bir yol mu? Veya bunun etkili bir yol değilse, etkili bir yol olmadığını düşünüyorsunuz ki, yani düşünüyorsunuz. Farklı bir yolu var mı bunun? Ben etkili bir yol olmadığını düşünmüyorum açıkçası. Yok, Yani etkili şöyle, bir yol olduğunu düşünüyorsunuz. evet etkili bir yol olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle düşünüyorum. Mesela eğer diyelim ki yarına bir hocanız size ödev verdi, değil mi? 10 sayfa okumanız lazım. Yarına hazır olmanız gerekiyor. Onu gidip tartışacaksınız çünkü ve okuduğunuz şeye de oradan alıntılar yapmanız gerekiyor. Tabii ki de onu dinleyeceğiniz zaman bulaşık yıkarken dinlemeyin, değil mi? Eğer size öyle bir task verdiyse adam gibi dinleyin, not alın, tekrar dinleyin. O bambaşka. Peki size şöyle bir şey soracağım. Mesela yemek yerken ki bu tavsiye edilen bir şey değil ama ya da başka bir iş yaparken hiç Türkçe müzik ya da Türkçe bir söyleşi ya da herhangi bir şey dinliyor musunuz? Yani günlük Evet, hayatınızda düşünelim. dinliyorum. Dinliyorsunuz değil mi? Biz de dinliyoruz. Herkes dinliyor. Aynı şey İngilizce yapın diyorum ben. Dediğim o. O Türkçe dinlediğinizin her kelimesine, her söyle. Mesela diyelim ki bulaşık yıkıyorsunuz ve arkada Türkçe bir şey dinliyorsunuz. Bir anda dikkatinize bir şey çarpıyor ve kah 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 gülüyorsunuz. Hatta bulaşığı bırakıp geriye alıp tekrar dinliyorsunuz. Kah 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 bir daha gülüyorsunuz. O sizin hayatınızın bir parçası değil mi? Çok doğal bir şey o. Aynı şeyi Türkçe'yi çıkartın, İngilizce'yi koyun. Dediğim o. Yani mutlaka dinleyin. Başka bir iş yaparken de bir iki kelime bile olsa kulağınıza mutlaka gelecektir. O seslere alışacaksınız. Nasıl söylendiğine alışacaksınız.
Yani illa aktif dinleme yapmak zorunda değilsiniz. Aktif dinlemenin yeri ayrı. Böyle arka planda sadece ses olsun diye dinlemenin faydası ayrı. Ama ikisinin de bir faydası var. Evet. Peki hocam, son sorumu soracağım. Bu arada chatten sorunuz varsa izleyiciler için söylüyorum. Hani sorularınızı sorabilirsiniz. Artık yavaştan yayını kapatacağım. Hocam çoğu kişi mesela hani sallıyorum mesela genel olarak hani şey İngilizce öğrenirken hazır Almanca da öğrenir. Hazır birbirine yakın. İşte İtalyanca öğrenirken İspanyolca da öğrenir. Hani birbirine yakın dilleri öğrenmeye çalışıyor. Yani bilmiyorum bu konuda fikriniz ne ama hani doğru bir şey mi bunu yapmak? Yani çoğu kişi mesela iki dil aynı anda öğrenmeye çalışmak karışır birbirine. Telaffuzlar karışır, o karışır, bu karışır diyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? İki farklı dili aynı anda öğrenmek mantıklı mı sizce? Tabii ki de mantıklı. Yani neden olmasın? Chomsky var biliyorsunuz. Daha çok biz politika konusunda dünyada ismini duyuyoruz ama aslında kendisi dil bilimcidir. Chomsky'nin Universal Grammar diye bir şeyi vardır. Teorisi vardır. Tabii beynin içine açıp okuyup göremediği için sadece teori olarak kalmıştır. O da şudur. Dil öğrenmek yani dil olarak öyle bir becerimiz beynimizde var. Siz bunu neyi kullandığınıza bağlı. Yani universal grammar, hangi dili konuşursanız konuşun, beyinde kullandığınız o fakülte, o beceri sadece tek bir yerde var. Değil mi? Tek bir beceri olarak var orada. İşte İngilizce için şu fakülte, Almanca için bu fakülte diye bir bölüm yok beyinde. En azından bugüne kadar bulunmamış. Dolayısıyla biz şimdi o teoriyi alıp gerçek hayata koyarsak, her dilin kendine göre kuralları var değil mi? Mesela İngilizce ile Almanca'yı düşünelim. İngilizce çok basit başlar. Değil mi? Subject, verb, object olarak başlarsınız. Sonra o bir karışır ki Arap saçına döner. Onu çözebilene aşk olsun. Almanca nispeten daha terstir. Yani mesela İngilizce için üçgen derler. Basit başlar ama ilerledikçe tabanı artar. Karışıklık seviyesi artar. Almanca tam tersidir. Yani karışık başlar. İşte artikelleri, şunları, bunları ondan sonra ama ilerledikçe daha basite döner. Bu kuralları bildiğiniz müddetçe mesela İngilizcesi article'dır, Almancası artikeldir. Benim de tek bildiğim Almanca kelimelerden bir tanesi de o. Ondan sonra Almanca ile İngilizce birbirine çok benzer iki dildir mesela. Hem telaffuz konusunda hem kullanım konusunda. O konularda faydası olabilir. Ha, bunu o iki dili birden öğrenirken article dediğinizde artikel çıkarsa ağzınızdan iki gülersiniz, geçer gidersiniz. Yani anlatabiliyor muyum? Birini öğreniyorsunuz diye öbürünü öğrenirken İngilizce mi kötülük yapıyorum, Almanca mı kötülük yapıyorum demenize gerek yok. Yani şöyle bir şey, siz mesela bir dersi çalışırken, yani diyelim ki matematik çalışıyorsunuz değil mi? Matematikte üçgenleri çalışırken bir yandan da çarpım tablosunu iyi bilmeniz lazım basit işlemleri yapabilmek için. Ama ikisi de matematik. Aynı fakülteyi kullanıyorsunuz. Analitik düşünceyi kullanıyorsunuz. Değil mi? Birisinin birisine engellemesi diye bir şey olamaz. Ya da bambaşka şeyleri. Matematik çalışmanız lazım ama aynı zamanda İngilizce yerine essay verdi. Değil mi? İkisini birden çalışıp öğrenmeniz gerekiyor. Birbirini cancel etmez onlar. İki dil öğrenmek de öyle. Daha fazla çalışmanız lazım. İngilizceye yarım saat ayıracaksanız, İngilizce ile Almanca'ya bir saat ayırmanız lazım. Vaktiniz varsa, enerjiniz varsa neden olmasın? Hatta Anladım. dilleri birbiriyle karşılaştırarak daha da iyi öğrenirsiniz. Mesela İspanyolca öğreteceksiniz kendinize. İngilizce'de önce sıfat gelir, sonra isim gelir. İspanyolca'da önce isim gelir, sonra sıfat gelir. Hadi bakalım. O zaman bu iki farklılığı öğrenmiş olursunuz. İki dili de farklı şekilde karşılaştırarak daha iyi bile öğrenmiş olabilirsiniz. Anladım hocam. Yani kötü bir şey değil diyorsunuz kısaca. Yani neden olmasın? Öyle bir kapasiteniz, vaktiniz, enerjiniz varsa buyurun. Gitmek isteyen yol açık. Hocam, ya benim sorularım genellikle bu şekilde. Chat'ten de pek fazla soru gelmedi aslında. Yani son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Yoksa ben hani yayını kapatmak istiyorum. Tamam. Writing konusunda bir şey söylemek istiyordum. Yani şöyle, mesela diyelim ki şöyle yorumlar da geliyor öğrencilerden. Ben yazı yazıyorum ama yazdığım sadece belirli kelimelerle sınırlı.
Ya da yazdığım cümleler belirli kelimelerle sınırlı. Ben de öğrenciye diyorum ki siz hele onu bir yazın. Sonra cümle cümle geri dönün. Ve her kelimeye başka güzel bir kelime, yani o yazdığınız kelime kötü kelime değil. Ama sizin içinize sinmediyse daha advanced, daha akademik, daha böyle fancy kelimeler bulmak istiyorsanız o zaman gidersiniz onların eş anlamlısını bulmaya çalışırsınız. Bir de dersiniz ki kendinize bu cümleyi ben daha karışık İngilizce ile, karışık İngilizce ne demek? Farklı iki cümleyi bir arada söylemek mesela, değil mi? Farklı zaman birimleri kullanarak aynı şeyi söylemek. Yani bunu ben başka türlü nasıl söyleyebilirim diyerek üzerinde çalışa 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 artık o daha advanced, daha üst seviyede seçtiğiniz kelime direkt aklınıza gelecektir bir süre sonra. O daha advanced kullandığınız gramer yapısı aklınıza gelecektir bir süre sonra. Daha basitinden daha uzak kalacaksınızdır. Basiti ne zaman kullanırsınız? Bir çocukla konuşurken veya İngilizcesi çok ileri olmayan bir arkadaşınızla konuşurken. Ama bunun için zaman ve emek harcamanız lazım. İngilizce konusunda genel olarak söylemek istediğim şey, eğer İngilizce öğrenmek istiyorsanız onu hayatınızın bir parçası haline getirin. İlk yapmanız gereken şey bu. Dinlediğiniz, okuduğunuz, efendime söyleyeyim, mesela yeni bir yemek mi yapmak istiyorsunuz? Onun tarifini İngilizce bulmaya çalışın. Ya da İngilizce tarifli bir yemek yapmaya çalışın. Film mi seyretmek istiyorsunuz? Artık Türkçe altyazı, İngilizce altyazı belirli bir seviyeden sonra bırakın. Yani kendi rahat ettiğiniz alandan çıkın ve kendinizi zorlamaya çalışın. Emek sarf etmeniz lazım. Emek sarf etmeden ne yazık ki hiçbir şey olmuyor. Emek sarf edeceksiniz. Dediğim gibi Ömer, benim e-mail adresimi verebilirsen lütfen. Ben arkadaşlara her zaman yardımcı olmaya hazırım. Bizim aslında haftada bir İngilizce derslerimiz vardı. Epeydir yapmıyoruz o dersleri. Eğer öyle bir şeye başlamak isterseniz, genel olarak arkadaşlar ne tür İngilizce çalışmak isterlerse haftada bir saat belki yeterli değil ama en azından öyle başlayarak yeniden başlayabiliriz yani bu tip Hocam derslere. aslında bunun planlamasını yapıyorduk da bir tık yoğunluk girdi herhalde. Yani ilgilenen arkadaşlar hani şey yaptı biraz. Olabilir. Ama Yani ilerleyen zamanda başlamak istiyorduk. Sizinle iletişime geçmek evet, istiyorduk. yani dediğim gibi mesela IELTS öğrenmek isteyen arkadaşlar oluyor. Benim ilk dediğim şu, IELTS kelime hazinesi web sitesi var. Oraya gidin, ilk şeyden kendinize Excel'den şey çıkartın, cümle yapmaya başlayın. Bu zaman ayırmanız gereken bir şey, emek harcamanız gereken bir şey ve tabii ki de yani bugün öğrendim, yarın pat diye kullanayım, sabretmeniz gereken bir şey. Bu sabrı gösterebilen arkadaşların bu işi yapamaması diye bir şey söz konusu olamaz. Evet. Hocam aslında ya kapanış konuşması gibi oldu bu. Okey ama benim aklımda bir soru kaldı ve hani ya çoğu Sorsun. zaman çoğu insanlarda bu şeyler takıldığı için hani bunu tekrardan sormak istiyorum. Mesela hani zaman yapılarına hani yani çoğumuz ilkokul 4. sınıftan işte 12. sınıfa kadar lise sonuna kadar sürekli olarak işte zaman kipleri bilmem neyin bilmem nesi bilmem neyin bilmem nesi ve hani İşte üçüncü aile gelecek, have been olacak, bilmem ne olacak. Sürekli olarak böyle şeylere takılıyorlar ve hani şurada işte present perfect mi, işte perfect tense mi? Garip garip isimleri ezberleyip ilerlemeye çalışıyor. Bu zaman konusunda çok fazla takılan insan oluyor. Bu konuda bir şeyiniz var mı, tavsiyeniz var mı? Evet, var. Kullanın. Öğrendiğinizi kullanın. Öğrendiğinizi Yok yazın. hani isme takılmak gerekli mi İsme yoksa takılmak hani şu, ismi öğrenmek şu açıdan önemli. Kendinize egzersiz veya o konuda daha fazla bilgi aradığınız zaman neyi aradığınızı bilin. Yoksa o tense present perfect denmiş, yoksa efendime söyleyeyim bananas denmiş, fark etmez yani. Ne derseniz deyin. Siz onun kullanımını bildikten sonra ismini ona meta language deniyor. Meta language öğrenmenize gerek yok. Size ne, yani gerektiği kadar öğrenin. O zamanın ne olduğunu bilmezseniz, internette ne arayacağınızı bilmezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela anahtar kelime olarak öğrenin. Simple present tense'tir onun adı. Siz o konuyla ilgili egzersiz ya da okuma parçası veya dinleme parçası ararken onun ne olduğunu yazmanız lazım. Onu bilmek gerekiyor. Ben hiçbir öğretmeni veya hiçbir okulda verilen
cümle yapıları, bu hangi tensidir diye bir soru geldiğini zannetmiyorum. Tam tersidir. Size tensin adını verir, aşağıda onun hangisinin olduğunu bilmenizi ister belki. O da çok mekanik aslında ama belki ilk seviyelerde bunu yapabiliriz. Çünkü o farkındalık yaratmak, yoksa bilmenize gerek yok. Ben size burada bir İngilizce terimleri veririm, böyle o ne ya falan olursunuz. Çünkü o benim alanım. Sen de mesela bana elektrik elektronik konusunda şey verirsin. Ama günlük hayatta kullandığım elektriğin elektrik elektronik alanındaki adını bilmeme gerek yok kullanabildiğim müddetçe. Değil mi? Yani şöyle bir örnek vereyim ben. Benim bu üniversitede çalıştığım işte kendi alanımın dışında çok farklı alanlarda öğrenmem gerekiyor. Mesela dün bir toplantıdaydım. Sınıf kapılarının kilitleri. Sınıf kapılarının kilit malzemesi üzerine olan bir toplantıdaydım ben dün. Sence bu konuda ne kadar bilgim olabilir? Allah'ın Zaten. kapısı yani, değil mi? Evet. Ama bu bir problem yani, bir problem üzerine bir araya geldik. Farklı bölümlerin üniversitede bir araya geldiği bir şey. Yani onu demeye çalışıyorum. O bir meta language. Ondan sorumlu olan kişi bize dün anlattı da anlattı. Ben sayfalarca not aldım. O problemin üzerinden gelebilmek için. Çünkü öğrenmem lazım. Öğrenmezsem karşımdaki insana nasıl anlatacağımı bilemem. Değil mi? Aynı şey present perfect simple'ın adını kullanabilmek için öğrenmenize gerek yok. Ama araştırmak için ya da ben bu konuda zayıfım demek için o konunun adını bilmeniz lazım. Bir tek onun için öğrenmeniz gerekiyor. Çok uzattım ama. Yok yok hocam. Çok da güzel oldu açıkçası. Yani kavramlara takılmaya gerek yok. İçeriğini öğrensen daha hani seni Bir de ileriye anahtar kelime olarak öğrenin. Aha. Anlatabiliyor muyum? Yani I have been to England. Aslında o present perfect simple değil mi? Ama benim present perfect simple'ım çok zayıf. I have been to England'ım çok zayıf derseniz Allah Allah acaba o cümleyi mi anlamıyor diye insan bir tek o cümleye odaklanır. Halbuki bilmediğiniz şey ya da kendiniz çok rahat hissetmediğiniz konu present perfect simple'dır. Yani onun nasıl kullanılabileceğini o konusudur. Anlatabildim mi? Dolayısıyla o meta language'in yani o teknik isimleri işinize yarayacak kadar bilin. Anladım hocam. Hocam tam yayını kapatacaktım. Chat'ten bir soru geldi. Bunun üzerine bir Buyursunlar, şey buyurun. yapabiliriz. Özge'nin sorusu, evet. Akademik açıdan writing geliştirmek için bazı uygulamalar var. Gramer gibi. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Veya işte hani dediğiniz gibi hani az önce dediniz ya hani örnek içerikleri işte şeylere falan tool'lara atacağım size dediniz. Grammarly Ha, haricinde böyle Grammarly öyle bir bildiğiniz bir şey uygulama var mı? olursa Bir şey olur. tabii ki de öyle şeyleri buluruz. Yani gelip Google'lamak lazım. Ben onları bulur size gönderirim. Özge'nin sorusu çok güzel. Teşekkür ederim Özge'cim. Grammarly'yi ben de kullanıyorum. Kullanmayan biri var mıdır da bilmiyorum. Yani akademik bir dünyada olup da Grammarly'yi kullanmamak diye bir şey söz konusu değil. Fakat Grammarly'nin her verdiği tavsiye sizin cümle gelişinize göre doğru olmayabiliyor. Yani mesela diyelim ki tekil fiil kullanmanızı söylüyor ama siz orada çoğul özne kullanmışsınız. Belki çoğul özne 5 kelimeden önce kullanılmış bir özne. Grammarly onu göremeyebiliyor ve en son kelimeye bakarak tekil fiil kullanmanızı söylüyor. Halbuki çoğul fiil kullanmanız lazım. O tip konulara böyle yani direkt onu tıklayıp da doğru olanı kabul etmek yerine önce bakın bakalım niye bana bunu tavsiye etmiş acaba diye. Eğer orada hata yaptıysanız, eğer o konuda bir daha hata yapmak istemiyorsanız üşenmeden hemen onu pat bir yere copy paste yapın yanlış olanı. Doğru olanı yapın. İşte ben bu konuda zayıfım demek ki deyip kendi yaptığınız hataların takip ederseniz kendi zayıf olduğunuz alanları da böylece görebilirsiniz. Grammarly'nin bir de böyle bir faydası var. Tabii ki de neden olmasın? Akıllıca kullanıldığı müddetçe bize sunulmuş bir uygulama o. Yani ben de kullanıyorum. Evet, E-mail'lerimde evet. kullanıyorum, makalelerimde kullanıyorum, her şeyde kullanıyorum. Teşekkürler hocam. Umarım Rica Özge'ye de ederim. güzel bir cevap olmuştur. Hocam Umarım. bence çok güzel bir yayındı. Yani gayet her şey Teşekkür ederim açıktı ve akıcıydı. sayenizde. Hocam cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için de teşekkür ederim. Bir saatinize yakın Seve bir zamandınız seve ayırdınız. Ömer'cim, seve seve ben teşekkür ederim. Harika işler yapıyorsunuz. Kesişen yollar bir efsane. Bunu her zaman söylüyorum. Her konuda söylüyorum.
Yani hepinizi gönülden tebrik ediyorum. Gönüllü yapılan bir iş bu. Herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Kesişen yollar gerçekten hayatımızda bir mucize. Çok şanslıyım sizi tanıdığım için. Ben de Hepinizi. sizi tanıdığım için hocam çok teşekkür ederim. Yine dediğim gibi işte hani hocamızın verdiği linkleri açıklamalar kısmına ekleyeceğim ben. Yani herhangi bir şekilde sorun olmayacak burada. Hocam yayını kapatayım ben. Tamam. Çok teşekkürler Size iyi Ömer'cim. günler, bana iyi akşamlar. Size Görüşmek iyi üzere hocam. akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.